Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Bir Çobanın Sesi programından da herkese merhabalar. Ben Ömer Mırçık. Bugün Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde bir bayan işletmecinin yanındayız. Bir lakun işletmesindeyiz. Bildiğiniz gibi lakun ülkemizde bir hayli artık kendini ispatlamış bir süt ırkı olarak gözüküyor. Bizim için önemli olan bugün lakun koyunundan daha çok bir bayan işletmecinin neler yapabileceğine yönelik bir program olmasını temenni ediyorum. Çünkü her zaman şunu söylüyorum. Bu tür küçükbaş koyun ve keçi işletmelerinde bayan elinin dokunması bize mutluluk veriyor. İlk önce o yüzden tebrik ederim sizi. Diğer yanımızda da artık televizyonların tanınan siması haline gelmiş İsmail Hocam. Canımız, her şeyimiz İsmail Hocamız var. İsmail Aytekin Hocam da daha önceden Balıkesir Üniversitesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu. Şimdi yeni görevimizde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde profesör olarak devam ediyor hayatına. Hocam, Kübra Hanım'la başlıyorum izninizle. Ne demek? Bayanlar, Kübra Hanım merhabalar. Merhabalar Bey. Hem sizi tanıyalım. Tabii. Hem böyle bir bayan işletmecinin böyle güzel, bu kadar büyük ve komplike çalışan bir işletmenin başında bir bayan işletmecinin neler yaptığını merak ediyoruz. Evet. İlk önce sizi tanıyalım. Söz sizde. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Kübra Özbayram Mezgil. 33 yaşındayım. Afyon Sandıklılıyım. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdim. Devamında İzmir'de özel sektörde çalışmaya başladım. Özel sektörde çok yorucu, çok yıpratıcı, çok fedakarca çalıştığım süreçler geçti. Ve hani herkesin düşündüğü gibi illa kendi işimi kurayım dedim. İşimden ayrıldım. Kendi işimi kurmak için çeşitli fikir arayışlarına girdim. Ve bana en mantıklı gelen süt ürünleri işlemesi yapmak için küçükbaş hayvancılığa başlamak oldu. Küçükbaş hayvancılık için de işte özel olarak bu yeri seçtim. Burada 2300 metrekare kapalı alana sahip bir ağıl kurdum. Hayvanları işte bir kısmını yerli, bir kısmını Fransa'dan ithal ettim. Bu şekilde idare ediyorum. Şu andaki kapasitemiz nedir? Şu an mevcut hayvan kapasitesi 600 ama normalde 2000 başa kadar çıkaracağım ben bunu. Çok güzel. Hatta program öncesinde de Kübra Hanım'la sohbetimiz esnasında yeni gelecek hayvanların müjdesini verdi. Ben dedim yani bu kadar ekonomik bir gidişatın zorlu olduğu ülkemizde gerçekten de büyük bir cesaret istiyor. Bu yüzden de sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yeni bir lakun sürüsünün Türkiye'ye gelecek olması bizi de mutlu ediyor. Evet. Çünkü lakun hayvanlarını daha önceki programlarımızda da anlatmıştık. Bugün aslında lakun hayvanlarının özelliğinden daha çok bir süt işletmesinin yapılabilirliklerini konuşacağız bugün sizinle de. Evet. Size tekrar geri döneceğim. İsmail Hocam'la devam edelim. İsmail Hocam, sizinle birçok ortak noktada aslında işletmeleri konuştuk, işletmeleri gezdik. Sağ olun, ne zaman arasak telefonumuza cevap verdiniz, bildiklerinizi paylaştınız. Ben olaya birazcık daha bugün yönünden yaklaşmak istiyorum. Bir bayan işletmecinin böyle bir ortamda olması geleceğe, hayvancılık adına geleceğe umutla baktırıyor mu size de? Kesinlikle umutla bakmak gerekiyor. Ben biliyorsun koyun işletmelerinin çoğunu iyi kötü takip ediyorum. Son yıllarda hem kendim koyunculuk yaptığımdan dolayı bir de koyun ve keçi hastalıkları biliyorsun kitabımız çıktı. Evet, onu da söyleyelim. Bugün kitabı getirmeyi size unuttuk. Evet, yolda da söyleyelim. Yani. Sözüm var hatta. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu işletmeyi gelip görünce ve Kübra Hanım'ı tanıyınca bir kere daha buradan özellikle tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir bayan olarak süt işletmesini koyunculuk üzerine en ideal, en güzel şekilde götüren işletmeyi burayı gördüm. Neden derseniz, biz her zaman üretilen bir ürünün zincirin halkalarında her zaman hakim olunması gerektiğini, bir üretiyorsunuz, ürettiğiniz ürünü komisyoncuya satmıyorsunuz, komisyoncu toptancıya vermiyor, toptancı para kendisi de biliyorsunuz tüketiciye. Yani burada 3 kişiyi aradan çıkarak aynen 5 basamaklı bir işi yaparak süt ve süt ürünlerini işleyerek peynir üzerine ve sütü satarak daha çok bu işletmeyi hem ayakta tutup hem de kazançlı bir şekilde götürmesi çok önemli bir şey. Bunu da başarmış Kübra Hanım. Tebrik ediyorum. Afyonlu bir hemşerim olarak. Evet, siz de Afyonlusunuz.
çoğu işletmelerin bazen battığını, işte kapandığını gören bir insan olarak burada böyle bir işletmenin yürümüş olması bizim adımıza, Afyon adına gurur verici. Biz hoca olarak bazen bunları diyoruz ki işte şu işletmeler çok başarılı, örnek gösteriyoruz. Parmakla gösterilecek. Parmakla. Tabii. Burada da parmakla gösterilebilecek bir işletme var. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar söylüyorum, hani Lakum artık dünya genelinde kendini ispatlamış bir süt ırkı. Bugün Google'a da Lakum yazdığınızda zaten Lakum'dan öğrenebileceğiniz bütün verimlilikleri veya hani istatistikleri önünüze çıkarabiliyorsunuz. Ama şimdi biraz önce dediğinize %100 katılıyorum. Şimdi üretiyorsunuz, ürettiğinize bir katma değer daha katıp bir yenisini üretiyorsunuz. İşte sütten peynir üretiyorsunuz, yoğurt üretiyorsunuz vesaire vesaire. Ve onu da tekrar bir katma değer katıp kendiniz pazarlıyorsunuz. Aslında bizim belki de son 2 yıldır insanlara anlatmak istediğimiz olay bu. Yani ürettiğimiz bir şeye, bu kuzu olabilir, bu damızlık hayvan olabilir, süt olabilir, et olabilir, ne üretiyorsak üretelim. Katma değer kattığımız sürece para kazanıyoruz ki birazdan rakamsal olarak da konuşmaya başlayacağız. Biz birbirimize bakıp şunu dedik yani, aa evet gerçekten de burası para kazanıyor ve bu tür işletmelerin para kazanması bize de mutluluk veriyor. Çünkü Kübra Hanım gibi hani genç bir işletmeci, bayan böyle bir yerde zarar ederse bilin ki sadece siz küsmeyeceksiniz. Sizin etrafınızdaki herkes de sizi örnek gösteriyor. Şimdi nasıl örnek oluyorsanız ya bizim Kübra da gıda mühendisi olmasına rağmen sanki yani gıda mühendisi bu işin şeyiymiş gibi yani öyle de bir adlandırma oluyor. Yapamadı. Bu 10 kişiye örnek olacak. O yüzden gerçekten de bu işe yeni başlayan insanların başarılı olabilmesi için yani sizi biliyorum zaten elinizden ne gelirse yapıyorsunuz ama bu tür böyle örneklerin de çoğalması inşallah biz de mutluluk veriyoruz. Temennimiz o. Benim özellikle süt işletmeleriyle ilgili bir benzetmem var. Siz ilkokulu görmeden üniversiteden başlamışsınız bu işe. Yani ben diyorum hocam her zaman yani yanlıştan düşün. Kalfalığını yapmadan usta hayır, olabilmek şimdi, nasıl bir şey değil mi? Tabii kasaplık kuzu yetiştirmek bu işin ilkokulu. Önüne yemini dökersiniz. Kolay bir iş. Erkek yani, hayvanı beslemek. Basküle çıkarırsınız. Kaç kilo geldi şu kadar para kazanırsınız. Damızlık bu işin ortaokul lisesi. Evet. Ama burada hem kasaplık yetiştireceksiniz damızlık vasfı olmayan hayvanları. Hem işletmeyi güzel götüreceksiniz. Ondan sonra bir de sütü katma değer yapacaksınız. Neden süt? Yani gıda mühendisliğinizi bir kenara bırakıyoruz. Evet. Neden süt cinsini seçtim? Çünkü besik oyunculuğunda sıcak bir para akışı yok. Yani hep cepten belirli bir ana sermaye gerekiyor. 8 ay, 9 ay hatta 1 yıla varan bir geri dönüş var. Büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Bunun karşılığını 1 yıl sonra anca alabiliyorsunuz. O da et para ederse kuzudan para kazanabilirsiniz. Ama süt koyunculuğunda her gün bir sıcak para akışı var. Yani bunu ister süt olarak satabilirsiniz, ister katma değer katarak yoğurt, peynir ürüne çevirip satabilirsiniz. Her türlü çift yönlü bir kazanç ki seçtiğim cins olarak Lakum koyunu hem et hem süt verimi yüksek olan bir cins. O yüzden hani her türlü kazanç mantığı olarak en uygun cins yani. İşletmemiz kaç yıllık bir işletme? 1 yıllık bir işletme. 1 yıllık çiçeği burnunda. Aynen. Peki geçtiğimiz yılla bu yıl hani böyle karşılaştığınızda evet ya ben bu hesaplamayı yaptım dediniz mi? Yoksa hesap dışı da mutlaka şeyler çıkmıştır ama hani sizi üzecek bir çok, şey oldu mu? Çok hesabım dışı bir şey çıkmadım. Yani normal hani ne olabilir? Hesabım dışı yem fiyatlarının aşırı yükselmesi olabilir. Onun dışında hesabımın dışına çok çıkmadım. Yem konusuna girmişken burada besleme tarzınız nedir? Burası herhalde %100 kapalı yani. %100 kapalı. Hiç dışarıya aynen. Sadece bir arkamızda gördüğünüz regras yerine salıyorsunuz. Aynen öyle. Sadece havalandırma amaçlı çıkarıyoruz. Yani şu an daha 1 yıllık taze işletme olduğumuz için ekip biçme alanımız daha yeni yeni şekilleniyor. Üst tarafı mera olarak kullanacağız arazimizin üstünde gördüğünüz yerleri. Ama şu an sadece kapalı sistem önüne hazır yem konularak besleniyor. Sabah akşam yemleme yapıyoruz. Normal kesif yani fabrika yemi kullanıyoruz değil mi? Fabrika yemi. Herhangi bir rasyon falan var mı uyguladığınız? Yani o da yine kendimi geliştirmeme göre rasyonu kendi yani elimde ne varsa ona göre yönlendiriyorum. Yani içine girecek kesif yemler, arpa, mısır, soya elimde ne varsa ona göre şekillendiriyorum. Yani kaba yem olarak saman ve yonca sabit.
Onun dışındaki yanlarını her zaman kendim şekillendiriyorum. Şimdi aslında biraz daha can alıcı bir konuya girmek lazım. Bu arada Mehmet de sürekli şey düşünüyordu. Abi burası boş kaldı gibi diyordu. Bak Mehmet, senin yerine dolduruyorlar kardeşim. Aksesuarımız çok aksesuar, iyi. Aksesuar, aynen yani aksesuar olarak dolduruyor. Hocam birazcık daha can alıcı yani. Aslında izleyicilerin merak ettiği soruları da sormaya başlayalım. Biz şimdi burada bir peynir yapıyoruz. Bu peyniri şeyi nedir? Yapılma evresi nedir? Süt sağımı var. Evet, süt sağımı, devamında peynir yapımı ve sonra olgunlaştırma süreci. Şu an tek ürün yapıyoruz şartlarımız gereği ama işte bu hafta mandıra kurulumumuz tamamlanırsa normal pakette işlenmiş olarak süt ürünlerini ne biliyorsak hepsini üreteceğiz. Tereyağı, yoğurt, peynir, peynir çeşitleri olarak. Şimdi işte niye katma değer diye sorduğumuz soruların cevabını alıyoruz. Peynirleri ne kadardan satıyorsunuz? Şu an peynirin kilosunu 250 liradan satıyoruz. Şöyle düşünün sayın seyirciler. Şimdi koyunculuk yapanların hepsi biliyorsunuz. Yani bizim çoban diye tabir ettiğimiz abilerimiz, ablalarımız, annelerimiz, baba başımızın üstünde yeri var. İşte ya işte süt koyunundan ne kazanacaksınız sorunun cevabı burada değil mi hocam? Aynen. Yani 1 kilo peyniri kaç litre sütten çıkarıyorsunuz? 3 kilo. 3 litre sütten 1 kilo peynir alıyoruz. 250 TL'ye satıyoruz ki maşallah. Allah nazardan saklasın. Daha yüksek karlı başka bir şey söyleyeyim. Şu an ben çiğ sütü 1 litresini 40 liradan satıyorum. Hiçbir işçiliği olmayan. Hiçbir işçiliği olmayan. Buna çok küçük bir işçilikle yoğurt yapımı var. Şimdi işte haftaya başlayacağımız. 1 kilo sütten 1 kilo yoğurt çıkar. Ve o 1 kilo yoğurdu da en az 80-100 lira satacağım. Bu kar marjıyla bu işi yapmamak ya, bilmiyorum. Yırtınıyoruz. Elde değil. Malınıza katma değer katın. Bedava değerlendirmeyin. Bedava vermeyin. Etmeyin, gitmeyin dediğimiz yerde bugünkü geldiğimiz nokta bu. Anlatmak istediğimiz de bu. Bakın gerçekten de bu tür işletmeler eğer para kazanırsa sayısı artar. Şimdi kazanç yerine tekrar geleceğiz ama bir de yatırımımızdan bahsedelim istiyorum. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Yani gerçekten de hayali bir yatırım. Yani hayallerde olan bir yatırım. Evet. Hani insanlar bir böyle bir çiftlik havası hayal etse ki Afyon'un ikinci örneği bu. Tabii. Geçen yıl sizin de içinde olduğunuz herhalde bir Mustafa Bey'in işletmesi. Kardeş, çoban kardeşi. Çoban kardeş işletmesi vardı. TKDK projeyle bir işletmemiz herhalde. Aynen öyle. Aslında bu proje konusunda da biz sizden de böyle bir hani fikir alsak güzel olur. En azından bundan yararlanmak isteyen insanlar hangi yolları izlemeli? Kesinlikle. Yani hayvancılığın gelişmesini çok önemsiyorum. Ve buna olanak sağlayan bir devletimiz var. Bu yatırımlara teşvik veren, hibe veren bir sürü projeler var. Yani ister küçükbaş, ister büyükbaş, ister kanatlı yetiştiriciliği. Ben de bunlardan birine başvurdum. Elimde oluşturmuş olduğum bir sermayem vardı. Buna da katkı sağlayarak böyle bir çiftlik kurdum. TKDK'ya proje hazırlayıp nasıl bir çiftlik kuracağınızı sunuyorsunuz. Devamında sizin kriterlerinize göre onun kendi içinde bazı puanlamaları var. İşte benim ekstra öncelikli olmam, mesleki yeterliliğimin olması, 40 yaşın altında olmam, kadın girişimci olmam gibi. Ve bana %70'e varan bir hibe verdi. Yani projemin bedeli o gün için, o gün şartlarında 5 milyondu. Bunun %70'ini devlet bana verdi. Karşı hibe. Ödemesiz hibe. Aynen öyle. Ve bu çok ciddi bir rakam. O yüzden hani bu işi düşünen insanların mutlaka kendi elinde sermayesi olmasa bile bu yolla başlamalarını teşvik et. Yani mutlaka öneriyorum. Şimdi 5 milyon sadece bizim karasal yapımız değil mi? Aynen öyle. Yani fiziki bina aynen, var. Bunun aynen. İçerisinde ne var? Ağıl yapımı, ızgara sistemi. İşte gübre sıyırcılarımız var, gübre karıştırıcısı, gübre pompası ve sağım sistemi var. Arazi sizin kendiniz değil mi? Arazi benim kendim. Ne kadar bir arazi burası? 48 bin metrekare. Çok 48 güzel. Bin metrekarenin yaklaşık 5 bin metrekaresini falan kapalı kullanıyoruz. 2 yıl önceki yaptığınız yatırım ne kadar? Toplamına bakarsam 2 yıl önce yaptığım yatırım 10 milyon civarıdır. Hocam. Üstüne güneş enerji sistemi kurdum. Evet. O da 7 milyon civar bir yatırım. Ha, artı. Artı. 10 artı 7. Aha, aynen. Yine o da TKDK projesiyle sunmuş olduğum bir iş. Onun da yaklaşık %55'ini hibeyle yaptım. Hocam yatırım büyük bir yatırım.
Hani çok güzel hareket. Ondan yana bir şeyimiz yok. Böyle bir yatırımın başarısız olması Türk hayvancılığına vurulan bir darbe olarak olurdu ki bugün Allah nazardan saklasın, tekrar söylüyorum. İnşallah seneye, öbür sene, öbür sene tekrar biz burada oluruz ki başarılarınızın da devamını dile getiririz ama böyle bir işletmeyi ayakta tutabilmek aslında her baba yiğidin harcı değildir diyebilir miyiz? Tabii. Her baba yiğidin harcı değildir ama bak burada her baba yiğit değil. Bir tane böyle cesaretli, ondan sonra araştırmayı seven, işin başında duran, başarılı bir gıda mühendisi bayanımız var. Yani bu noktada gerçekten örnek gösterilebilecek bir işletme. İşin mantığını kavramış. Aynı zamanda sürü yönetiminin ehemmiyetini kendi işletmesinde başarmış. Ve bunu da süt ve süt ürünleriyle pazarlamacılık kabiliyetinde ortaya koymuş. Ve işletmeyi işte ekonomik olarak bazen biliyorsunuz sektörler dönem dönem şeye girdiği dönemler oluyor. Krize girdiği dönemler oluyor. Özellikle 2021-2022 biraz böyle koyunculuk sektöründe biraz az kazanılan bir dönem oldu. Krizin tavan yaptığı diyebiliriz. Krizin tavan yaptığı. Ben onu biraz yumuşattım. Biraz yumuşattım. Özellikle işte böyle zamanlarda siz süt ve süt ürünlerini işletmenizde yapabiliyorsanız, üretip satabiliyorsanız ayakta kalıyorsunuz. Bu da başarılı bir işletme. Yani özellikle işletmenin başında duracak girişimcilere mutlaka nasıl diyeyim, hayvancılığı biliyorsa belli bir eğitimin ve öğrenmenin de yaşı olmadığına göre bakın işte sonradan çok iyi götüren bir bayanımız var burada, girişimci. Tam bir şehirli çoban diyebiliriz. Evet yani sen şehirli çobansın ama bizim işte yani bayan olarak şehirli bir çobanımız. Yani. Sosyete evet. Çoban, sosyete, şehirli çoban. Evet, aynen. Yani şimdi, evet, güzel, çok güzel. Kübra Hanım, neden lokum? Yani bunun bir altyapısı var mı? Yoksa böyle denk geldi, biz de kendimiz buraya evrildik mantığı mı var? Yok. Aynen hocanın dediği gibi. Aslında ben şehirli bir çobanım. Çünkü hiç çocukluktan bir hayvancılık geçmişim yok. Yani koyunu yol kenarında ot atılırken görmüşümdür en yakın. Ama madem böyle bir sektöre gireceğim kararı verdim, onunla ilgili bütün araştırmalara başladım. Bütün koyun cinslerini araştırdım, en verimli ırkları araştırdım ve süt koyunculuğunda en verimli olan 3 ırka kadar düşebildim. Doğu Friz, Asaf ve Lakun. Bu üçü arasında neden lakunu seçtiğim konusunda da benim amacım süte katma değer katmak, süt ürünleri üretmek, sütü en kullanışlı, en lezzetli, en iyi kokusuz olan cinsi seçmekti. Hem o yüzden lakunu seçtim hem de bana biraz dayanıklı bir ırk gerekiyordu. Çünkü Afyon'u biliyorsunuz soğuğuyla meşhur. O yüzden hani cins özellikli olarak ve fiyat performans olarak en mantıklısı lakundu. Şimdi biz burada bir süt işletmesiyiz ama biraz önce konunun başında dediğimiz gibi aynı zamanda biz damızlık da yetiştiriyoruz. Aynı zamanda işte damızlık vasfı olmayanları kasaplıkta veriyoruz. Kasaplık aynen, kısmı bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama burada damızlık satışı da yapıyor muyuz? Damızlık satışı da yapıyoruz. Yani aslında sürünün her yıl 1/5'ini seleksiyon olması gerekiyor, değişim olması gerekiyor. Hem bu sürünün sağlığı için, kan değişimi olabilmesi için hem de illaki arz talep dengesi için. Yani şu an ben her doğum sonrası 1/5 kuzuyu satışa çıkardığımda illaki yanında bir tane de anaç versen olmaz mı dedikleri için biraz daha karma satış yapıyorum. Yani hem anaç hem kuzu. Şimdi 1/5 değişimden dolayı o zaman sürü hızla azalarak biter gibi düşündüğüm için de o yüzden yeni ithalat düşünüyorum. Şimdi yeni ithalat gelme mevzusunu konuşmuştuk. Hatta buradan sizin açınızdan da mahsur yoksa ithal fiyatlarını da bir öğrensek bence çok güzel olur. Tabii ki. İnsanlara en azından hani ya ben şundan yanayım hocam. Tamam, ithal ettik. Ülkemizde bunun geliştirilmesi çok güzel bir şey. Ama sizin de dediğiniz gibi İtalya'da yeni kanlarla daha da pekiştirmek çok daha mantıklı ama ben her önüne gelen insanın özellikle de bu sektöre yeni girecek olan insanların birazdan rakamları da vereceksiniz. 250 tane ithal etmek bugün her baba yiğidin harcı değil. Bunu canı gönülden söyledim. Hatta kesinlikle size de söyledim. Ya çok büyük bir maddi olanağınızın olması ya da çok büyük bir cesaretinizin olması lazım. Evet. Siz de maşallah ikisi de var gibi. Değil ama cesaret var.
Maddi imkandan şöyle. Şimdi ben 250 adet yeni bir ithalat yapacağım. 250 lakun gelecek. Ve aşağı yukarı şu anki güncel fiyatları 420 euro civarı. Tabii ki de bu kadar büyük bir maliyeti ben kaldıramayacağım için devlet bankalarından kredi desteğiyle faydalanıyorum. Neredeyse faizsiz denebilecek avantajları var çünkü bu hayvancılık kredilerinin. Ben de bundan faydalanacağım. Bunun ödemesi 7 yıl değil mi? 7 yıl. 1 yıl ödemesiz 7 yıl. Evet, doğrudur. Hocam bu konuda bilginiz var mı yok mu tam olarak bilmiyorum ama sektördeki herkes yararlanabiliyor mu? Bunun bir altyapısı olması şartı var mı? Şimdi şöyle, sadece bazı belli başlı koşulları var. Dediğim gibi mesela küçük baş için minimum 250 baş alınması gerekiyor. İthalatta. İthalatta. İthalatta da yurt içinde de. Hepsinde. Minimum 250. Onun dışında çok fazla bir kişi ayrımı yok. Yani eğer mesleki kendi... yeterlilik bununla bir artı puan mı? Kadın girişim biraz önceki TKDK'dan bahsederken evet. Ki özellikler. Evet. Aşağı yukarı aynı kriterler var ama o limit belirlenmesinde. Yoksa hani herkes başvurabiliyor tabii ki de buna. Aslında tam da dönemi değil mi hocam? Tabii devletimiz böyle imkanları vermesi aslında girişimci ve bu işi seven insanlara çok büyük bir imkan. Ya şimdi dediğiniz gibi geçen yıl biz bu işin şeyini yaşadık. Evet. Hani yani, en dip noktalarını yaşadık. Yani vatandaşlarda bir korku var ama her sektör her zaman böyle gitmez. Bence girilebilecek dönemlerden bir tanesi ama... İşte Kübra Hanım gibi bu işletmeyi götürmek, yönetmek lazım ki sürdürebilelim, olmak. İşletme kazansın. Bu örnek bir işletme daha açıkçası. Evet. Özellikle girişimci insanlara, cebinde çok sermayesi olmayan, devletimizin vermiş olduğu bu tip imkanlardan faydalanması bir artıdır. Geçmişinde bu işi yapıyorsa, işletmesi varsa biraz büyüterek, biraz sayıyı artırarak bu işleri götürür ülke ekonomisine katkı sağlarsa üretmeliyiz. Yani üretmeden olmuyor. Bunu gördük. Bilmediğim için soruyorum özür dilerim. Buyurun. Krediyi döviz olarak almıyoruz değil mi? Yok. TL bazı. Şimdi bunu şu yüzden sordum. Ülkemizdeki enflasyonu herkes biliyor. Yani bunun bir şeyi yok. Bence bugünlerde TL olarak borçlanıp da bir yere yatırım yapmak aslında bu işe karlı olarak başlamak demek. Çünkü geçen aynen, sene aynen. Hocam 1000 liraydı pırıt koyun. 3000 lira, 4000 lira. Şimdi %300 bir enflasyondan bahsediyoruz. Ama geçen sene 1000 lira olarak aldığınız kredi bu sene kendini kat ve kat bir şekilde tamamlamış oluyor. Aynen öyle. O yüzden de TL ile borçlanmak makul, mantıklı. O yüzden kriterimi değiştiriyorum hocam. Ya büyük sermaye, ya büyük cesaret ya da büyük bir finans aklı lazım diyoruz biz bu hocam. Ya işte aslında devlet bu fırsatı vermiş finans aklı olarak. Evet. Sadece... Bu işte samimi olmak lazım. Çünkü sektörde şunu görüyoruz. İyi niyetle, samimiyetle bu işler gitmezse sürdürülemiyor. Yani belli bir zaman sonra kapanıyor işletme. Yani niyet iyi olmalı. Bu kaynakları yerinde kullanmalıyız. Yerinde kullanılır iyi niyetli olursa da bir şekilde ben hayvancılığı bir hayat mücadelesi olarak görüyorum. Bir yaşam tarzı olarak görüyorum. Bunu da kendi işletme sahibi benimser başında durursa mutlaka kazanacaktır yani. Nasıl kazanmayalım hocam? Yani gözümüz yok. Yanlış olmasın. Allah daha fazla versin. Bir litre sütü inşallah. 40 liradan sattıktan sonra çok iyi. 1 kilo çok peyniri iyi. Özellikle koyun peynirini 250 liralardan sattıktan sonra yani helal hoş olsun. Buradan herkese de söylüyorum. Yani nazar da değdirmeyin. Maşallah deyin bence. Çünkü neden? Bu işletmeler kazanması lazım ki işletmelerin örnekleri artsın. Evet. Çünkü birçoğumuz giriyoruz işe, para kazanamadık diyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz beton yığınları evet, şehrin içi her boş, köşesinde. Ahırlar, damlar yani bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Yani ülke ekonomisine büyük kayıp bunlar. Mesele ısrarcı olmak lazım, mücadele etmek lazım. Veya işte süt ve süt ürünlerini üreterek çeşitliği artırmak gerekiyor burada. Çeşitlik önemli. Özellikle şey dönemlerinde, kriz dönemlerinde birisi az kazandırdığı veya kazandırmadığı dönemde öbür taraftan kazancı artırmak o işletmeyi sürdürebilir hale getiriyor. Benim gözlemlediğim bu. Yani çiftçilikte de böyle. Yani biz dönem dönem ben biliyorsun tarımla da uğraşıyorum. Patates buranın da çok
ekildiği bir alandır Sandıklı, Şuhutlu. Şuhut patatesin çok üretildiği bir yerdir. Bir yeri kazanırsanız 2-3 yıl zarar eder. Ama bunun yanına sizin araziniz vardır 50-100 degar. Bunu fasulyedir, bezelyedir, anladınız mı? Pancardır. Birbirini çeşitlendirirseniz biri kazanmazsa diğeri mutlaka kazanıyor. Aynı yatırımcılar söylüyor ya, yani dolar, altın işte aman sakın ha sadece bir şeye parayı bağlamayın. Ben hayvancılık ve tarımı da böyle görüyorum aslında. Kesinlikle. Öyle yapmak lazım. Ben bir dipnot daha geçmek istiyorum. Şimdi bu hayvanları alırken kredi kullanımından bahsettik. Ama esas ben mesela ilk yem stoğumu oluştururken de yine aynı türden bir krediyle oluşturdum. Yani bu devlet bankalarının evet bir yatırım kredisi var. Ama yine çok düşük faizlerle, yani neredeyse aynı parayı geri ödediğiniz işletme kredileri de var. Yani o yüzden aslında gerçekten hayvancılık sektörüne büyük bir katkı var devlet tarafından. Ama bu imkanları bilip kullanmak gerekiyor. Bilinçli kullanmak gerekiyor. Bilinçli kullanmak Şimdi gerekiyor. Bilmemek, yani ben iddia ediyorum bugün bizi 100 bin kişi izliyorsa 20 bin bunun içerisinde bilmeyen insan çıkacaktır elbette. Aa öyle mi? Aa falan filan gibisine. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Biz o kadar sektörün içerisindeyiz. Ben ithalata %100 kredi verdiklerini bilmiyordum. Hı-hı. Ben sizden öğrendim. Evet. Ama bir de bunu bilinçli olarak kullanmak var. Yani şimdi yem kredisi diyoruz. Adam yem kredisini alıyor. Başka bir yere kullanıyor. Hani evet, orası bu, doğru. Bu birazcık daha bilinçsiz hani kullanıma gidiyor. Biz o açıdan hiç bakmıyoruz. Sadece sektöre yatırım olarak konuşuyoruz evet. Şu anda. Onları değerlendirmeye almayalım ama gerçekten hayvancılığını sürdürmek isteyen için bazı faydaları olan ne diyeyim işte destekler, hibeler, olanaklar var. Şimdi birazcık daha masa başında hesap yapanlar için çok güzel sorular geliyor. Cevaplar da sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Ölüm mölümü konuşmayacağız zaten. Yani ölüm mölüm yok masa başında hesap yapanlara göre ama. Evet. Günlük yem maliyeti birim başına nedir hayvan başına? Şimdi burada normalde tek cins lakun var ama lakunun da kendi içinde görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit padoklarda anaç olan var, sağmal olan var, gebe olan var, kuzu olan var, koç olan var. Biz hepsine farklı rasyonlar uyguluyoruz. Şu an ortalama söyleyebilirim ben size. Ortalama 10 lira 11 lira arası. Ama bu şöyle, yani atıyorum toklular için 9 lira günlük maliyet varken sağmallar için 14 lira günlük maliyet var. Ortalama 10-11 arası. Günlük mesela. Şu anda zaten kuru döneme geçiyoruz herhalde. Şeydeki laktasyon süremiz nedir? Ortalama 210 gün yani 7 ay. Ay. Bu şöyle tabii 6 ayda kestiğimiz de oluyor, 8 ayda kestiğimiz de oluyor. Ama biz 12 ay süt veren bir işletmeyiz. Yani ben sürüyü 3'e bölüyorum. Yani her zaman 3'te 1'i gebe olacak ve her zaman 3'te 1'i sağmal olacak şekilde düzenliyorum ki 12 ay süt alabileyim. 12 ay yani 365 gün boyunca buradan süt işletmesi olabilsin. Süt laktasyon günlük ortalamamız nedir sütte? Günlük ne kadar alıyoruz bir hayvan başına? Günlük 2 litre alıyoruz ortalama diyorum. Tabii 1 litre aldığımız da var, 3 litre aldığımız da var, 4 litre aldığımız da var. Günlük 2 litre ortalamada. Şimdi hocam çok güzel sorular soruyorum. Şimdi diyeceksin millet, günlük bir koyundan 80 lira. Millet şimdi hesap makinesine yazmaya başladı. Başladı değil evet. mi? 10 lira günlük bir koyuna yediriyoruz. Günde 2 litre süt alıyoruz. Evet. Çarpı 40'tan bir de veriyoruz. Ya 40'ı boş ver biz 25'ten de versek olur. Bak bu cümleleri çok duyduk hocam. 50 lira 10 lirasını yedirdik. 10 lirasını oraya günde 30 lira of, falan filan ama hesap evet. öyle değil. Yani tabii ki de ekstra işletme maliyeti dediğimiz elektrik, su, personel giderleri ekleniyor. En basitinden biraz önce dediğiniz sağlık gibi. Sağlık giderleri. Hayır, şimdi. Sağmaldan alıyoruz biz bunu. Evet. Kuzuyu da besliyoruz, koçu tabii da besliyoruz. Öyle, içeride şimdi sordum 30 tane koç adayı var. Aynen öyle, tabii ki de. Ama işte hani öyle bir gelir ki bu, zaten hepsinin masrafını karşılayabilecek bir gelir. Yani bu sütten gelen gelir. Ve dediğim gibi... süte katma değer kattığınızda zaten karınızı iki katına çıkardığınız için hiç o hesaplara girmeye gerek kalmıyor. Ben bir soru da ben sorayım mı? Tabii ki. Yani vallahi biraz çok önce seviyorum hocam. İşte yıl içerisinde 3 bölüm şeklinde yaptığını evet. söylediniz. En çok hangi dönemde daha çok süt elde ederse üreticilerimiz sütü daha çok pazarlayarak para kazanabilir. Bunları da biraz söylerseniz anlatabilirseniz yani dönemsel olarak değil aslında. Benim şu anki amacım kendi çiftliğim için 365 gün sabit tonajda tutabilmek. Yani her zaman
aynı, her gün aynı tonajda sütü çıkarmaya çalışabilmek. Çünkü hani bunun süt ve süt ürünlerinin bir sezonu yoktur aslında. Her zaman tüketilen bir şeydir. Özel bir zaman gerektirmiyor. Ama maalesef ülkemizde şöyle, süt yani koyun sütüne ulaşılabilir aylar sadece Nisan, Mayıs, Haziran. Ama bunu 12 aya yaysalar, şöyle de bir yanlış algı var aslında. Küçükbaş ya da koyunlarda hani koça gelmez. Yok ya, Ocak ayında da koça gelmez ya da atıyorum. Mevsim dışı çiftleşmeye. Mevsim dışı, yok olmaz. Böyle bir durum yok yani. Biz burada 12 ayda deniyoruz, 12 ayda da oluyor. O yüzden bunun doğru bir sezonu var mıdır onu düşünmüyorum. 12 ay doğru sezondur. Yani, aslında endüstriyel bir cümle be. Evet, endüstriyel bir cümle. Yani şimdi dediğine %100 katılıyorum. Karşılaşıyoruz. Adam mesela koçu hiç içinden çıkarmıyor. Diyorum ki abi neden koçunu dışarı çıkıyorsun? Ya onun diyor atlayacağı dönemler zaten belli diyor. Eylül, Ekim, Ağustos'un kısmen. Tamam işte Eylül, Ekim'de atlayan işte Ocak'ta doğum yapar. Ocak'ta doğum yapan 3 ay yavrusunu besler. Nisan, Mayıs, Haziran'da aynen, işletme sahibi sağar. Onun dışındaki koyunlar, koyun sütleri koyun sütü değildir. Aynen. Şimdi çiftliğe bakmaya gelen de Mart kuzusu mu? Çünkü öyle bir algı var. Kuzular hep Mart'ta alınır gibi. Öyle bir şey yok. Biz burada yılın 12 ayı hem koçlama yapıyoruz hem kuzu alıyoruz. İşte dediğim gibi yani bunu 365 gün sabit tonajda tutmak istiyorum ben. Çünkü günlük sabit bir üretim yapabileyim. Bir yönden de şu güzelliği oluyor hocam bu işin. Aslında ülke hayvancılığında evrilmesi gereken bir noktadayız. Biz sürekli bir alışmışız. Belirli bir dönemde kuzu satmaya, belirli bir dönemde yavru almaya. E şimdi koçu içeride tutuyoruz. Koç hani olmaz diyorlar da kaza kurşunu 12 ay boyunca neredeyse 1-1 de olsa 2-2 de olsa kuzu doğumları oluyor. E şimdi yazın kuzu büyümez. Tamam eyvallah, yaz şartlarında biraz daha sıcaktan dolayı kuzuda sıkıntı yaratabiliriz ama. E şimdi adam bir kızgınlığı, ki ona da geleceğiz birazdan. Toplu kızgınlaştırmayla bir ayda doğum yapıp bir ay nöbet beklemek var. Aynen öyle. Ama bizim ülkemizdeki Mehmet abimiz diyelim. Tamam mı? Ya koç içinde dursun. Ayrıyeten koça da bakmayalım. Her gün bugün mü doğacak, yarın mı doğacak? Başında bekle. Ağustos şeyde, Haziran'da hayvan doğuruyor. E yavruyla ilgilenemiyorsun. E sıcak zaten. Annesinin yanına salamıyorsun. E o kuzu yanık kalıyor. E işte yaz kuzusu işe yaramaz mantığı gidiyor. Aslında gerçekten de sayın seyirciler, yani bizi her segmentten insan izlediğine %100 eminim. Ama birazcık daha bilinçlendirmemiz hem kendi cebimizi dolduracak hem de bence ülke hayvancılığına bir tık daha yatırım diye düşünüyorum hocam ben. Çünkü şimdi kasap geliyor. Bu hepimizin başında, benim de arkadaşlarım var. Kasap geliyor. Boy boy kuzular var. Şimdi iyi kuzuyu veya kötü kuzuyu ayırt etmiyor. Orta kuzuyu fiyatını veriyor. İyisi de kötüsü de arada gidiyor. E bunun yerine aslında konumuz açılmışken onu da sorayım. Hı-hı. Çiftleştirmeler toplu bir şekilde yapılıyor dur diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Bu kızgınlığı biz suni yollarla mı sağlıyoruz? Doğal yolla. Doğal flashing. Yolla sadece flashingle. Evet, onu bir açıklayalım, sizden duymuş aynen, olalım. Aynen flashingle. Yani hayvanları 21 gün özel besleme yaptıktan sonra hem koyunları hem koçları 21 günün sonunda buluşturuyoruz. Ve hani çok daha hızlı bir koçlama dönemi geçiyor. Bir ay koçla, 34 gün koçla beraber tutuyoruz koyunları. 34 gün sonunda çıkarıyoruz. Bu koç çıkardıktan sonra işte yaklaşık bir ay sonra da ultrason kontrolümüz oluyor. Yani bu şunu... ne denir, hani şuna kolaylık sağlıyor. Önce çalışanlar için bir kolaylık sağlıyor. Sadece bir ay doğumla uğraşmış oluyorlar. Benim için kolaylık oluyor. Ben doğum ayı her gece kameradan izliyorum. Hangi koyun doğuruyor, hangi kuzu. En azından bir ay mesai yapıyorum. Sadece yani bir ay mesai yapıyorum. Bunu bilmemiş olsam, yani hani karışık bir koçlama yapıyor olsam 365 gün her gün bu mu doğuracak, bu mu doğuracak diye beklerim o zaman. Burada size bir sorum var hocam. Bu yani arkamızda şu anda bir kültür ırkı dediğim, yani İtal ırk diyelim daha doğrusu. İtal ırk var. Bu özellik sadece İtal ırklara yönelik bir özellik mi? Yoksa bizim yerli ırklarımızda da mevsim dışı çiftleşmenin önünü açabilir miyiz? Şöyle, özellikle koyunculuk yapıyorsak, yani mevsime bağlı kızgınlık gösteren ırklara değil, mevsimin yani yıl içerisinde her dönem kızgınlık gösterebilecek koyunları tercih etmekte fayda var ya. Yani. Çünkü
biraz önce söyledi. Biz her dönem kuzu alıyoruz ve her dönem standart süt almaya çalışıyoruz. Yani burada işletmede süt almak ve süt ürünleri işlemekse ve pazarın her döneminde aktif süt pazarlamak veya var süt ürünleri olması. Var olmak istiyorsanız piyasada, o zaman siz ırk seçerken buna mutlaka dikkat etmek zorundasınız. Yani mevsime bağlı olmayan, kızgınlık gösteren koyunları seçmekte fayda var. Yani bu işletmenin özelliğine göre. İşte bazı işletmelerde ben diyor yılda bir kere diyor kuzu almak istiyorum diyor şimdi. Ben diyor işte yılda yaklaşık 15 ayda iki kez almak istiyorum. Bölmeden, padua ayırmadan, sınıflandırmadan yapan işletmeler var. Kübra Hanım burada gerçekten bu işi çok iyi planlamış. Sürü yönetimini çok iyi başarmış. Örnek bir işletme. Çok güzel de anlattı. Bence sürekli her dönem, her gün piyasada olmak lazım. Çünkü bizim bazen işte süt fiyatlarımız da değişiyor. Bir dönem süt fiyatı düştüğü zaman bir dönem geliyor ki süt fiyatlarımız çok artıyor, oradaki makası tolere ediyor yani. Bu anlamlı bir şey ticarette. Çok da güzel bir yere temas ettiniz. Onu da soracağım zaten. Kübra Hanım'ın sayın seyirciler en büyük avantajlarından birisi bir mandırayla da çalışmıyor. Ha. Yani evet, tamam kendi zaten peynirini kendi yapıyor ama sütünü de perakende olarak pazarlıyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Aynen, bu konuda öyle. Da alalım. Aynı zamanda sütçüsünüz de yani. Aynen öyle. Mahallenin sütçüsü. Şehirli sütçü. Ha, şehirli sütçü. Yani gayet iş telefonumuzdan sipariş hattımız var. Normal halktan vatandaş kim isterse sipariş oluşturuyor. Servisi kim yapıyor? Servisi de ben yapıyorum. Bak, evet gayet. Yani servis de kendim. Şehir için gayet kapı kapı süt satıyorum. Hocam birisine bağlı değiliz. Şimdi beni arıyorlar mesela. Soruyorlar, diyorlar ki biz süt işine gireceğiz. Amcamın oğlunun mandırası var. Şimdi oraya güveniyoruz. Ya diyorum ki mandıraya, birebir mandıraya güvenip bu işe girilmez. Ya diyor ki amcamın oğlu bize bir yanlış yap. Ya amcanın oğlu bugün öldü. Yarın kim alacak? Başka birisi. Ya adam bayramda almıyorum dese sütünü nerede işleyeceksin? İlk önce bunu bir söyle bana. Adamla anlaşmazlığa düştün. Paranı ödemedi ya. Tamam sütü her gün götürüyorsun döküyorsun da. Bir ay paranı ödemedi. Sen dedin ki benim sütü bir yerden değiştirmem lazım. Nereye vereceksin? Nereye dökeceksin? Evet. Bu soruların cevaplarını muhakkak kendi kendinize aynen sormuşsunuzdur ki. Aynen öyle. Sütü satabildiğim gün sattım. Satamadığım gün kendim peynir yaptım. Sonra bunu artık çok yüksek miktarları çıktığımda dedim tek başıma yapmayacağım. Artık bir çalışanla beraber peynir yapımını yapıyorum ama sütü hala kendim dağıtıyorum. Misal. Ya iki gün sonra mesela bir süt mandırası gelse de bize koyun sütü lazım dese. Ya benim hala hazırda 40 liralık bir pazarım var. Evet. Hadi ben operasyon ücretini çıkarıyorum. Alırsan 35 lira. Aynen. Ama eğer sizin elinizde bir süt varsa ve bir yere pazarlamayı düşünüyorsanız adam 20 verse Allah bereket aynen versin öyle demek zorundasınız. Ve çok hızlı bozulan bir şey süt. Stoklayabileceğiniz bir şey değil. O günü kurtarmak için 10 lira dese bile verecek belki de yani. Ve ondan sonra da para kazanamıyorum. Pazarı kendi yönetiyor bu noktada. Bu çok önemli. Artı birebir kendim pazarlıyorum diyor. Yani burada aslında örnek gösterilebilecek bir yine bir bayan girişimci. İşte bu şey dönemlerini çok iyi yönetmeyi başarmış. Ya dedim ya hocam başta biz lakun işletmesiniz ama. Kübra Hanım anlatmışlardı. Ya çok güzel götürüyor. Biraz soru işaretlerim vardı. Bugün gelince bunların hepsi kalktı. Gerçekten başarılı bir işletme yani. Ha i̇nşallah da örnekleri inşallah fazla yani, olsun ya. Nazar yani değilim yani. Allah şimdi, korusun. Allah korusun şimdi. Hayvancılığın en büyük şeyi zaten ziyanın nazar. Gözünü seveyim yani bir maşallah deyin de ne Kübra Hanım'a ne hayvanlarına ne işletmeye bir nazar. Allah nazardan saklasın. Hani neymesin ama. Buradaki işleyişte sizi yoran bir şey var mı? Buradaki işleyişte beni yoran tek konu. Hastalıklarla mücadele olabilir, ne bileyim hijyen şartları olabilir. Personel değişikliği ve bu sektördeki personel sayısının azlığı. Yetersizliği. Beni en çok zorlayan bu oldu. Çünkü her gelen personele işi sıfırdan anlatmak, işi sıfırdan öğretmek beni en çok yoran birinci faktördü. İkinci faktörü tabii ki de hayvan sağlığı. Yani sonuçta bir canlı ile ilgileniyorsunuz ve
Yani çeşit çeşit, binlerce hocam daha iyi bilir, hastalık şekli var. O yüzden yani şu an benim bu işletmedeki tek amacım hasta etmemek. Çünkü şuna inanıyorum, hasta olduktan sonra geri dönüşü çok nadir oluyor. Özellikle de süt işletmelerindeki en büyük problemimiz mastizle mücadele. Ki ben sahamhanede gördüğüm kadarıyla sahım öncesi ve sahım sonrası hijyen şartlarıyla yani temizlikle bunun büyük ölçüde önüne geçilir diye düşünüyorum hocam. Tabii yani bu bir önlemdir. Izgara sistemin olması. Izgara sistem yine artı. Bununla birlikte aşıların düzenli yapılmış olması hem mastize yönelik hem de kuzu ve oğlak ürünlerine yönelik. Bununla birlikte enterotoksemi çelerme dediğimiz aşılar düzenli yapılıyor. Bunun haricinde agalaksiye aşısı yapılıyor. Hangi aşıları yapıyorsunuz? Polenik, çok yani anladığım yani. Kadarıyla her türlü yani, koruma yolunda evet, her türlü koruma yöntemini aşı olarak uyguluyorlar. Aynen. Doğrusu da bu. Yani hastalık koruyucu gelmeden hekimlik. Koruyucu hekimliği yapmak. Kesinlikle. Gerekli aşılamaları yapmak. Bu bazen bölgeye, işletmeye göre değişir bu koruma yöntemleri ama temel mantık içerisinde yapılması gereken zorunlu aşılarımız var. Muhtemelen bunların hepsini yapıyor yani Kübra Hanım. Koruyucu hekimlik önemli. Üçüncü madde ne? Biri evet personel eğitimi dedi. İkinci hastalıklarla mücadele. Hastalıklarla ve hayvan sağlığı dediniz. Üçüncü? Üçüncü eşimin bana destek vermemesi. Hocam eşler çok önemli. Biraz dedikodunu yapmış olabiliriz. Şimdi hani program öncesinde de hocamla beraber de bu mevzuyu konuştuk. Eşinizin bu duruma bakış açısı nedir? Eşim işte dediğim gibi yani ilk gördüğü hayvan buradaki hayvanlardır hayatı boyunca. O da işte hayvancılığa uzak farklı meslekte diyetisyenlik yapıyor. Ama aynı sizin eşiniz gibi istediğini yap ben yapmayayım. Hocam gerçekten de karı koca çalışanlara bu tür işletmeler ben hayranım. Kesinlikle. Yani Allah nazardan saklasın o türlü işletmeleri. Çünkü yeri geliyor bir sahamhanede hadi siz belki personelle çalışıyorsunuz ama bir sahamhanede ben de çok sağım yaptım. Birisinin şunu ver diyeceğim birisi lazım yanında. Yani evet. Bir çalışanın olmadığı dönemde buradan eşlerimize de selam olsun. İnşallah karı koca çalışanların da şunu diyelim, karı koca çalışanların bu işi daha rahatlıkla götürebileceğini evet. Söyleyelim. Şimdi ben evet tek çalışıyorum. Aile olarak yapıldığında bu işin çok daha kolay gidebileceğini söyleyelim. O yüzden ne diyelim? Küçük aile işletmeleri aslında Türk hayvancılığının mihenk taşları. En önemlisi zaten bunları büyütmek gerekiyor. Çünkü bunlar artık bütün yaşam ve gelirlerini buna bağlamış. Çoluğun çocuğun geçimi, eğitimi. Bunun üzerinden gidiyor. Bunlar bir de aile kültürü böyle geliştiğinden dolayı uzun vadede daha çok bu işi sürdürebiliyorlar. Tabii istiyoruz ki orta ölçekli işletmeler, büyük işletmeler de başarılı olsun. Ama gördüğümüz kadarıyla büyük işletmeler çok rentable, verimli gitmedi. Yani benim son... Personel problemi, işte maddi olarak girdi maliyetlerin çoğalması. Tabii burada bilemiyorum kaba yem üretiminde kendi üretebilirse... Daha iyi olacağı kanaatindeyim. Kaba yemi nereden alıyorsunuz? İşte şu an bir yılın sonunda kendimiz üretmeye yani, başladık artık. Öyle olursa daha çok kar edeceklerdir. Kaba yem maliyetlerini düşürmek gerekiyor. Bununla üreterek yapmalıyız. Hatta koyunculukta biraz önce sen gelirken hocam sadece arpa bile yeter dedin ya. Yani tamam evet. Arpa ana maddemiz bizim. Ben koyunculukta arpa ile bile bazı şeylerin gideceğine inanan bir insanım. Onu da buradan söyleyelim aslında. Bu bir hani şeyler, borsacılar diyor ya bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye. Gerçekten de ben diyorum yatırım tavsiyesidir. Evet. Bu sene arpa Türkiye'deki en ucuz ham madde. Şu anda en ucuzu. Tam stok yapılması gereken yıl. Yani buradan da koyuncu olsun, keçici olsun herkese de söyleyelim. Elinizde bir maddi olanağınız var da ben sürümümü büyütsem diye düşünüyorsanız bence sürünüzü büyütmeyin. Alın abi arpayı. En azından fabrika yemlerine çok da fazla bel bağlamadan götürmek gerekiyor. Burada zaten ana enerji kaynağımız koyunculukta arpa üzerine kuruludur. Bir de protein kaynaklı işte ayçiçek tohum küspesi ve pamuk tohum küspesi gereklidir. O da yani 3'te 1'e tekabül eder. Bazen 4'te 1'e o artık rasyonun durumuna göre. Bunun haricinde de biraz vitamin, mineral, işte tuz ve mermer tuz dediğimiz şeyleri ekliyoruz. Bu öyle komplike bir şey değil. Yani özellikle koyun rasyonu kolay bir rasyondur. Yani insanlar biraz okuyarak, biraz işte
vurgulayarak bu işin üstesinden gelebilir. Tabii belli noktalarda bazen artırıp azaltmakta fayda var ama kolaydır yani. Öyle gözümüzde çok bu rasyon hadisesini büyütmemek gerekiyor. Kesinlikle. Hocam Mehmet'ten uyarıyı aldım. Son dakikalarımız. Şu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Güneş paneli var. Evet var. Zaten konunun başında da söylemiştik. Hı hı. Güneş panelinden nasıl yararlanıyoruz? Devlete satışı, daha doğrusu elektrik idaresine satışı evet. Var mı yok mu? Var. Onun hakkında da bir bilgi verelim. Var tabii ki. Geçtiğimiz yıla kadar normalde ürettiğimizin tamamını satabilir durumdaydık. Yalnız yönetmelik değişti. Şu an tükettiğimiz kadarını zaten bir fatura ödemiyoruz. Tükettiğimiz kadarını da devlete satıp para olarak alabiliyoruz. Tükettiğinizin ne kadarını, ürettiğinizin ne kadarını tüketiyorsunuz şu anda siz? Şu an 1/3. O zaman bir %50 daha artışa ihtiyacınız var ki İşte zaten kafa Mandıra kurulumuyla elektrik tüketimim de artacağı için kafa kafaya gelecek. Çok güzel. Hocam mikrofon sizde. Son sözü Kübra Hanım'a vereceğim ama bugün teşekkür ederiz. Sizin sayenizde biz Kübra Hanım'la tanıştık burada. Sizin aracılığınızla. Çok güzel bir program oldu benim için ama size de buradan teşekkür ediyorum. Hem Türk hayvancılığına, sadece Afyon'u, Balıkesir'i bir kenara bıraktık. Türk hayvancılığına verdiğiniz destek, verdiğiniz emekten dolayı da size teşekkür ediyorum burada herkesin önünde. Sizin de son cümlelerinizi bir alalım hocam. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde istiyoruz ki böyle bayan girişimcilerin sayısı artsın. Üretmekten başka çaremiz yok. Bu ülkeye en faydalı olmak istiyorsak yani hangi işi yaparsak yapalım. Üretmeliyiz. Böyle tabii daha çok erkek mesleği gibi gözüküyor bu meslek baktığınız zaman. Demek ki Türkiye'de bayanlar da bunu başarabiliyor. Bu da bir örnek. Buradan tebrik ediyorum yani hem Kübra çok Hanım hem sizleri. Ömer bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bu işe gönül vermiş bir arkadaş. Sağ olsun böyle bu sektörde farkındalık yaratarak işte sorunlarını, problemlerini, güzelliklerini, her şeyi programlarda gösteriyor. Böyle insanlara ve çiftlikleri tanıtıyor. Çok güzel bir program. Tebrik ediyorum. Burada teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kübra Hanım son söz sizde. Evet Ömer Bey, sizlerle tanıştığım için çok memnun oldum. Evet, sektörde yeniyim. Daha bir yıl oldu. Çok taze ama kendimi bu konuda iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ve gerçekten hayvancılık sektörüne gönül vermiş insanlara örnek olmak istiyorum. Bu tabii ki kadın girişimci olursa çok daha güzel olur. Ama herkesin bunun ne kadar yapılabilir olduğunu görmesini istiyorum. Siz de buna vesile olduğunuz için çok teşekkürler. Hocam sizin de ayağınıza sağlık. İyi ki tanıştırdınız bizi. Evet. Böyle bir programa vesile olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Sandıklı'nın Kızık Köyü'nde bir bayan girişimcinin, bir bayan işletmecinin, bir bayan çobanın diyelim hatta misafiriydik. Çok bence tabii çoban artık yani. Şimdi ben çobanım dediğinde birisi estağfurullah. Ya, ne estağfurullah kardeşim çobanım yani. Yani yaptığınız işi seviyorsanız bunun utanılacak bir tarafı yok yani. Ya İzmir'den bir üniversite mezunu burada gururla bir şey anlatıyor. Ne bileyim işte biz keza ben de sonradan bu işe girdim. Ben gurur duyuyorum. Hani belki çoğu insana göre öf küf mevzusu ama ben her zaman şunu söylüyorum hocam. Dünyanın geri kalan kısmındaki en büyük savaşlar gıda savaşları olacak. Kesinlikle. Ve biz bunu ürettiğimiz sürece galip geleceğiz. Evet. Topla tüfekle yenilmeyeceğiz yani. Yani devlete bu kadar büyük bir katkı sağlıyorken tabii ki de bunu övünerek söyleyeceğim. Utanılacak hiçbir şey yok. Kesinlikle. Yani çoban olmanın da sütçü olmanın da çok övünerek yaptığım ve severek yaptığım bir iş. Allah tamamını getirsin inşallah. Evet. Nazardan da saklasın. Bugün Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Kızık Köyü'nde bayan bir işletmecinin, bayan bir üreticinin, bayan bir çobanın konuyduk. Çok değerli hocam, abim, Profesör Doktor İsmail Aytekin sayesinde Kübra Hanım'la tanıştık. Dediğimiz gibi bugün aslında ülkemizdeki bir ürüne katma değerin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Umarım bu konuda başarılı olmuşuzdur. Ekran başında sizi izleyenlere bir şeyleri aktarabilmişizdir. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu ülke için, bu vatan için, dünyanın neresinde olursa olsun üreten herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki Çobanın Sesi programında görüşmek üzere.